Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün bayağı sağlam bir maç. Fnatic G2 belki dünyada en çok izlenen, en çok beklenen maçlardan bir tanesi. Seçim yasaklamayla başlıyoruz ve Niski var biliyorsunuz ki Fnatic'te. O yüzden Fnatic taraftarıyız diyebiliriz. Şimdi seçim yasaklamada Twisted Fate, Udyr ve Senna Ban yasaklanmış sol taraf için Fnatic için. Zaten Twisted Fate Caps'e, Senna Reckless'a, Udyr da şu an çok güçlü olduğu için. Sağ tarafta ise Yupo'ya Renekton, Pantheon ve Olaf banlanmış. Pantheon Olaf zaten çok güçlü olduğu için yasaklanıyor. İlk seçim olarak Talia alınmış. Talia'ya karşı Lilia ve Kai'Sa seçimi gerçekleşmiş. Hemen Aphelios Thresh'i zınk diye çekiyor Fnatic tarafı. Sağ tarafta da üst koridora gör seçim olarak Camille geliyor, ancak iki tane Gangplank ve Aatrox yasaklamaları yapılıyor. Sol tarafta da Blitzcrank ve Galio. Bakalım dördüncü seçimden ne alacak? Büyük bir ihtimalle destek alınacak. Orta koridoru sona bekletiyorlar. Ve Alistar geldi. Kai'Sa Alistar vs. Aphelios Thresh. Çok böyle Kai'Sa Alistar için çok iyi bir koridor değil. Ama fena da değil. Hani Aphelios Thresh zaten Kai'Sa'nın yanına set harici ne alırsanız alın. Aphelios Thresh'in biraz üstünlüğü oluyor aslında. Son seçim olarak Caps. Ay Caps diyorum pardon. Orta koridora Azir geliyor. Caps de hemen hiç düşünmeden Azir'e karşı Zoe'yi kitliyor. Azir'e karşı en büyük silahlardan bir tanesi Zoe bu arada. Zoe'den başka kolay kolay ittirme gücünü alabilen karakter yok Azir'e karşı. Hemen maça geçebiliriz. Hemen maça geçelim şöyle. Evet, kameramızı da açtık. Maça geçtik. Selfmade mavisini alarak başlıyor. BvP'da biraz yardım etti. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Hemen Caps ufak böyle takaslara girmeye başladı bile. Azir'le takas yapmak Zoe ile hiç de fena bir düşünce değil. Zaten bir de Caps'in Sihirdar büyülerine baktığınızda tutuştur girdiğini görebilirsiniz aslında. Bu arada bakın Thresh'le Aphelios nasıl darlıyor ilk seviyelerde. Buna yapılabilecek çok bir şey yok. Aphelios Thresh erken oyunda güçlü. Özellikle de o stun silahı yani mor silahı aldığı zaman çok güçlü oluyor Aphelios Thresh. Çünkü Aphelios bir tane otomatik saldırıyla CC atabildiği için Aphelios da işte Thresh'te Hook'unu yani çok kolay tutturuyor. Bu arada üst koridorda Volibear erken oyunda ben ittiriyor diye biliyorum Camille. Bu arada fight çıkıyor. Bipo. Ne yapıyorsun Bipo? Alt koridorda mevzu çıktı. Evet, işte en büyük sorunlardan bir tanesi Alistar'a karşı kulenin altına ittiriyorsanız arkadaşlar çok 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 dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü herhangi bir şekilde arkanıza geçerse kendinizi bir anda kulenin altında bulabilirsiniz. O yüzden de çok dikkatli olmanız gerekiyor. Alistar'a karşı öyle kulenin altına ittirmek o kadar da mantıklı bir şey değil. Yani her zaman mantıklı bir şey değil. Burada Bipo ölüp ışınlarını kullanıyor. Şu an Camille bayağı güçlü. Çünkü pırıltı aldı Camille ve Volibear'da sadece bot var ve bot birebir trade'lerde neredeyse takaslarda neredeyse hiçbir şey kazandırmıyor. O yüzden de pırıltı bayağı bir OP şu an. Hop. Oha! O hasar ne? Yuh! O biraz fazla geldi sanki. Burada bir Lee Sengi denediler ama skor çıkmıyor. Üst koridora bir kule altı deneyecekler. Bu kule altını kolayca atarlar. Zaten Caps'in ışınlanı yok. Caps'in ışınlanı olmadığı için Niski, Wave'i yani minyon dalgasını biriktirmişler. Oo, yalnız Illicent'ten bayağı iyi bir hook ve flash'ını aldılar. Az önceki olay çok fazla yapılıyor. En çok Kore'de falan yapılıyor. Kore'de, Çin'de falan. Avrupa'da da işte iyi takımlar yapıyor. Mesela ışınlanı var orta koridorun. Işınlanı avantajı var mesela. Şu an Caps'te zaten tutuştur var. O üst koridorunuz veya alt koridorunuz minyon dalgasını biriktiriyor. Ve minyon dalgasını biriktiren koridora ışınlan atıyor orta koridor üstse dönüp. Işınlan attığı için zaten koridoruna kullanacak. Adam üst koridora ışınlan kullanıyor. Karşı üst koridora veya alt koridora kule altı yapıp orta koridora geri dönüyor. Tıpkı olduğu gibi. Ve farmda da çok geri düşmüş olmuyor aslında. Şu an için Fnatic birebir de 2v2'de yani 2v2'de birebir de skor vermesi dışında Fnatic bence az önce yaptığı hamleyle fena bir hale gelmedi. Oo, yalnız Caps'ten iyi bir deneme. Minyona attı o itemi, eşyayı. Oradan da bir bubble denedi. Uyku baloncuğu. Illicent totem yakaladı. Evet, destekler klasik orta koridora koşuyor. Bu zaten artık her şekilde hepinizin bildiği bir şey. Üste döndükten sonra destek oyuncuları direkt orta koridora koşuyor. %90'ı. Eğer çok hani orta koridorunuz üste dönmediyse İşte ne bileyim orta koridorda hiçbir şekilde skor çıkartamayacaksanız gitmeyin. Evet de veya alt koridorunuza da kule altı yapabileceklerse. Şu an alt koridor tarafında görüş olmadığı için
Buraya bir baskın geliyor Talya Alatreş'ten ve çok 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 basit bir skor oluyor bu arada. İnanılmaz basit bir skor oluyor. Ve bunu yani gerçekten Hilisenk ile Selfmade hazırladı pozisyonu. Yani şey olur ya böyle futbolda. Oo, Caps'ten iyi deneme. Futbolda böyle bir işte oyuncu asist yapar hani al da at dedi derler. İşte burada da aslında Hilisenk Selfmade'e diyor ki al kardeşim gel buraya genk at. Hazırlıyor pozisyonu, totemleri falan temizliyor. Mis gibi bir baskın hazırlıyor aslında. Yalnız Hilisenk'e deniyor. Burada kendi tuş turunu da atsa Hilisenk ölecekti bu arada. Ama kendi tuş turuna kıyamadı Caps. Evet, kule altına bir baskın var sanırım upset'e. Bakalım minyon dalgasını hızlıca ittirebilecekler mi? Ama self-made geliyor. Kötü haber. Oo. Yalnız Mickey X burayı bir tık trollemiş oldu. Self-made şu an nerede ne zaman olacağını çok iyi bilip 2-0-1'e çıkarttı skorunu ve %100 skor katkısı var. Ya ben zaten açık ve net söyleyeyim. Selfmade'i kesinlikle Selfmade'i kesinlikle Yankos'tan daha çok beğeniyorum. Bu benim düşüncem. Siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Ama bence öyle. Selfmade bayağı iyi bir oyuncu diye düşünüyorum. Bu arada alt koridorda fan farkı 30'a çıkmış duruyor durumda. Ve bu hiç iyi bir şey değil. Bu böyle artmaya devam ederse bir dakika. Büyüpo ne yapıyor? Yalnız Wunder bayağı iyi oynadı. Ultisine ulti bastı. Ultisinin hasarını yemedi. Wunder burayı bayağı iyi oynadı. Yankos üst koridora bir baskın denemesi ama totemi göründüğü için artık o baskını denemeyecek büyük ihtimal. Selfmade de Yankos'u üst koridorda görür görmez alt koridora bir baskın. O ne? Hilisenk. O ne? Abi burada sadece minyon dalgasını öldürseler yeterli olacak bu arada. Başka böyle çok bir şey yapmalarına gerek yok. Bunlar burada E'yi kaçırıyor. Bu pozisyon çok kötü. Burada E'sini duvara atamıyor. Bakın şöyle göstereyim. Bunlar bu koridoru ittirmek istiyor kesinlikle. İttirip E atacak ama E'yi kaçırdığı için sıçra atmasına rağmen skor veriyor. Bu çok kötü bir haber. Çünkü bundan sonraki Bolivier'in sıçrası geldiğinde Kamil sıkıntı ve Kamil'in sıçrası yok şu an. Bolivier yakaladığı an sıkıntı. Bu arada Niski'de Zoe'yi çok iyi bildiği için bence bu koridoru okey oynayabiliyor ya. Hani çünkü Niski'yi biliyorsunuz Zoe ile tanıdık neredeyse. Niski bayağı iyi bir Zoe oyuncusu. O yüzden bence Zoe'ye karşı oynaması onun için çok da zor değildir diye düşünüyorum. Bu arada şunu da belirteyim. Ya birazdan böyle bir pause gelecek oyuna. Yani duraklatma. Duraklatmanın sebebi de G2'nun internetinde problem var. %40 mı %50 mi ne paket kaybı varmış internetlerinde. Bu maçı o şekilde oynuyorlar. Şu dakikaya kadar yok galiba da bundan sonra başlayacak. Tam geldi. Tam ben bahsederken geldi. Şimdi ben tabii ki duraklatmayı geçeceğim. Bu arada bayağı uzun bir duraklatma oluyor. Belki bir yarım saat falan sürüyordur. Çok büyük sıkıntı aslında G2 adına ama yapacak bir şey yok. Oynuyorlar. İşte sahnede oynamamanın zararları evlerden oynamanın. Yalnız Bivipo öldü mü? Bivipo. Bak Bivipo yap. Bir kere de yapma onu ya. Hemen bak kesti ya. Hemen böyle şey yapıyor. Bu arada alt koridorda üstünlüğe devam ediyor fanatik tarafı. Çok fark açıyor. Ooo Selfmade'in ultiye bak. Abi işte bak adam 1v9 abi. Bakın görüyor musun? Tek bir orman oyuncusu neler yapıyor. Yalnız Niski. Yalnız Niski ölmüş olma ihtimali var mı? Yok. Niski neler yapıyorsun? Aman Allah'ım. Ne yapıyor lan Niski? Ana BM'e bak. Sağ sol yapıyor. BM yapıyor. Burayı bir daha izlememiz lazım. Burayı bir daha izleriz. Bu arada galiba Yankos erken şey yapıyor. Caps Q'sunu minyonlara atıyor. O yüzden Q'su yok. Yankos vuruyor. Cık. Ulan Q'su olsa bu arada Niski ölecek. Of. Of. Caps yine bir skor çıkartıyor ama. Bu arada alt koridor kulesini tamamen bıraktı G2 tarafı. Orta koridora gidip orta koridora vurmaya çalışıyorlar. Herald'ı da atıp basıp orta koridor kulesini almaya çalışıyorlar. Yalnız ilk kuleyi G2 mu alacak? Alamadılar. Yok.
Ama orta koridor kulesini almış oldular. Bence alt koridor kulesini zaten kaybedeceklerdi. Zaten kaybedecekleri bir orta koridor kulesini bunu yapmaları, ay pardon, alt koridor kulesi için orta koridor kulesini almaları bence mantıklı oldu. Ama burada ikinci ejderi kaybettiler. Fnatic oyunun tamamen kontrolünü eline almış durumda şu an. Ve Fnatic'i durdurabilecek bir rakipleri de yok kolay kolay. Şimdi Aphelios çok güçlenmiş durumda şu an. 150 minyonu var, dakika daha 14. Upset zaten koridor kabadayısı bir oyuncu yani. Koridorda cidden iyi oynayan bir oyuncu. Selfmade deseniz iyi durumda. Bipo'yu zaten ayrı bir kenara koyuyorum. Şu an direkt yok eder Camille'i. Oo, Illicent'ten bayağı güzel bir ölüm cezası. Wunder orada sıkıntıda mı? 2x nerede? Oğlum fight'a bak, ne oluyor lan? Ne? O ne lan? Oha! Oha! Tek attı lan. %80 HP'ye. Orada Mikix öldü. Bipo şu an 1v9 koyuyor. Bu arada şu an oyundan düşme gözüküyor. Bu önceki oyundan düşmeler. Şu an aslında oyundan düşmediler. Haberiniz olsun. Oynuyorlar gördüğünüz gibi. Yalnız bu fight o kadar karmaşık ki hani. Bak her yerde bir şey oluyor. Sol tarafta Mikix girdi. Sağ tarafta Bipo'yu kovalıyorlar. Wunder'i kovalıyor. Upset falan. Oha lan, animasyonu çok iyi yapmışlar. Yuh, o ne? Çok fazla vurmuş bu arada. Bu arada hiç beklemiyordur bu arada Reckless onu. Flash'ı var çünkü, sıçrası var. Atmamış bile. Yalnız Upset 2 eşya olacak. Daha Reckless bir eşyasını bitirmemiş. Tabi Kaisa'da gerçi ilk eşyayı bitmek biraz gecikiyor. Çünkü şu 1100'lük eşyayı alıyorsunuz ya. Şunu. Bunu aldığınız için biraz uzuyor olay. Aa, totemi kesemiyor lan. Totemi kıramadı. Troll'e bak. Bir dakika ya. Gün ateşi olduğu için Herald saldırıya geçiyor. Ve Mickey X Herald şeyi kıramıyor, totemi. Yalnız var ya, ulan ne komedi olay. Oha, bunu görmemiştim. Illicent hemen Mickey X'in koyduğu totemleri kırmaya gidiyor. Bipo'ya gidiyorlar yalnız. Bipo öldü mü? Öldü büyük ihtimal. Buradan kurtulamaz. Ulti attı. Yok yok. Öldüm büyük bu. Aa, Yankos'u kesti lan. Bayağı word bu arada. Bayağı word. Bak Azir üst koridora gidiyor. Fnatic orta koridora vuruyor. İki tane kule alma şansları var ki alacaklar büyük ihtimal. Hiçbir şey yapamazlar. Bu çok güzel oldu. Alt koridorda birebir bir skor takası. Ve Fnatic iki tane kule alıyor. Şu an G2 bayağı sıkıntılı bir durumda. Çünkü hani bedavaya iki kule gitti aslında. Bakın Niski orada o minyon dalgasını ittirmiyordu. Ama büyük ihtimalle Fnatic tarafı ulan tamam tamam ittir ittir. Biz zaten aldık dedi. O yüzden de orayı ittirmeye devam etti. Ve burayı Fnatic tarafı alıyor. Bu arada Herald'ın altınını Aphelios'a bıraktılar gördüğünüz gibi. Aphelios ikinci eşyayı bitti mi? Yok, bitemedi. Caps. Yalnız şu an sağ tarafın herhangi bir şekilde takım savaşı yapma ihtimali yok. Mümkün gözükmüyor yani. Illicent totemleri kırmaya devam ediyor. Illicent şu an totem kırma konusunda, yani görüş konusunda inanılmaz iyi. Yankos da bayağı iyi iş çıkartmış. 30 görüş skoru var ama Selfmade'in işte öyle değil. 14. Ay, alamadılar. O kurtları yar etmeyecekler galiba. Aha. Kurdu attılar arkaya. Evet, 3. ejder alıyor. Ejder kontrolü zaten tamamen Fnatic tarafında. Ve 5 dakika sonra, yani dakika 24'te Alev ejderinin ruhu çıkacak. O ruhta kesinlikle ve kesinlikle G2 tarafının takım savaşı yapması gerekiyor. Şu an tamamen ejderleri bırakıp ne alabilirlerse onu almaya çalışıyorlar. Ve bence mantıklı olan bu. Çünkü takım savaşı yapamazlar. Şu an Reckless Farm'da hiç fena gitmiyor. Dengelemiş durumda. 10 minyon çok önemli değil. Buradaki tek sıkıntı Azir güçlenmeye devam ediyor. Ve Zoe'nin biliyorsunuz ki aktifliği geç oyunda biraz düşüyor. Özellikle de eğer önde değilsiniz, haritada görüş alamıyorsanız Zoe çok sıkıntılı bir hale gelmiş oluyor. Çünkü rakibin görüşü varsa ve sizin yoksa Zoe'nin işlevselliği çok düşüyor. Ama sizin görüşünüz varsa, rakibin görüşünü kısıtladıysanız o zaman da Zoe'nin gücü çok artıyor. Zoe de bu tarz bir karakter. Evet, Fnatic tarafı orta koridoru ittirip Zoe'nin alt koridorda olduğunu gördüğü gibi Baron'a başlıyor. Çünkü Zoe'de ışınlan yok ve bunu G2 nasıl böyle bir şey yapabiliyor? Benim aklım fikrim ermiyor. Açık ve net söyleyeyim size. Çünkü mantıklı gelmiyor yani. Bu arada Illicent öldü mü? Illicent öldü ama Wunder de öldü büyük ihtimal. Of. Oha. Bipo ne yapıyor? Hop, Yankos da öldü. Bu arada şu an G2'nun ben ne yaptığını anlam veremedim. Baron varsa
Işınlanı olmayan oyuncu alt koridorda ne işi var Baron varsa? Zoe'nin üst koridor tarafında oynayıp tam tersi Wunder'in alt koridorda olması gerekiyor. Çünkü ışınlanı var. Bu arada Reckless da ufak bir trolledi. Yani G2'yu anlamak zor. Oo, bu arada büyük puanı keser büyük ihtimalle. Hiçbir şey yapamaz. Hepsi. Vivo şu an herkesi kovalıyor. Şuna bak. Bak bak. Yalnız Camille de iyi hasar verdi. Şimdi zaten sıçralarını falan da kaybetti sağ taraf. Şimdi bu ne demek? 1,5 dakika sonra olan Ejder'de takım savaşını nasıl yapacak falan şey G2. Burayı geçelim. Şimdi totemleri aldı Fanatik tarafı. Eyvallah. Yani pardon, G2 görüşü aldı alt koridorda. Ama birazdan geri alacak zaten Fanatik. Çünkü şu an G2'nun orada takım savaşı yapma ihtimali çok düşük. Caps 13 level, 13. seviye ve Niski 15 seviye. Selfmade 13, Jankos 11. seviye. Üst koridorda 2 seviye fark var. Saldırı güç taşıcılarında 1 seviye. Hatta o da 2 seviye oldu. Yani şu an Fanatik Baron buff'ı ile beraber mesela Ejder'i bırakıp orta koridordan dümdüz koşup inhibitör bile alabilirler gördüğünüz gibi. Şu an ve buna hiçbir şey yapamaz G2 tarafı. Ejder'i alın abi, biz ruhu istemiyoruz. Ruhu 5 dakika sonra alırız. Biz buradan inhibitör alalım diyorlar ve mantıklı. G2 da bu takasa giriyor. Bu tamamen hani tamamen bir takas oluyor. Ama burada işte sıkıntı şu. Buradan nasıl geri dönecek G2 tarafı şimdi? Bunu aldılar. Eyvallah. Buradan geri dönüşü nasıl olacak? O sıkıntı. Ve inhibitör vermiş oldular. Yani baktığınız zaman şu an Fnatic hiçbir şey kaybetmedi. Sadece maç kazanma şeyini 5 dakika uzattılar. Oo, yalnız Lee Seng bir anda daldı. Bipo'da atlıyor. Niski ulti denedi. Niski'nin Zhonya'sı var. Selfmade ne yapıyorsun reis? Bu arada çok agresif oynuyor Fnatic ha. Hiç affetmiyor. Hiç affetmiyor yani. Pozisyon buldu mu? Bu arada Aphelios koruyucu melek almış. Lee Seng ne yapıyorsun reis? Aphelios koruyucu melek almış. Bence çok mantıklı. Zaten rakip, hani rakibe hasar her türlü yetecek. Rakipte bir tank yok. Hani koruyucu melek alıp ben ölmeyeyim. Rakip beni kesemediği sürece ben onları zaten keserim demiş Upset. Ve bence çok mantıklı bana sorarsanız. Bu tarz durumlarda koruyucu melek gerçekten iyi bir eşya. Ve shutdown'u var üstünde. Onu da vermemiş oluyor rakibe. Güzel bence. Şimdi bakalım 3 dakika sonra ne yapacak G2 tarafı. Bu arada bu olay inhibitörü açtı Fnatic tarafı. Bu tarz girmezseniz eğer atıyorum rakibin ormanına vesaireye sıkıntı. Neden biliyor musunuz? Şimdi şöyle, rakip takım sürekli fazla altın alıyor kanon minyonundan. Ve bu da sıkıntı yani rakibin hem tecrübe puanı hem de altın olarak öne çıkması, öne geçmesi demek veya durumu eşitlemesi demek. O yüzden bir şekilde işte orman olsun, baron olsun, hani skor işte bir yerlerde skoru yakalamak olsun bir şeyler yapmanız gerekiyor genelde. Bunlar önemli şeyler. G2 orta koridor ittiriyor. Bipo bu arada alt koridorda ve Bipo'ya cevapları yok şu an. Çünkü Camille'i büyük ihtimal birebir de öldürür şu an. Ve Camille takım savaşına geliyor. Ama Bipo'nun umurunda değil, alt koridoru dibine kadar ittirmiş durumda. Üst koridorda hızlıdan ittirilmiş durumda. Bipo hemen çıktı. Baron tarafını. Baron tarafındaki görüşü tamamen alıyorlar. Zaten Aphelios ve Azir'den bahsediyoruz. Baron güçlendirmesini, Baron'u ne kadar kısa sürede alacaklarını düşünebilirsiniz. Ne oluyor lan? Hilisenk trolledi. Bipo arkada 3 kişiyle kapışıyor. Bipo? Ne? O kalkan ne lan? Bu ne? Oha! Maç bitti. Bu arada çok kötüydü bence. Fnatic için başlangıç çok kötüydü. Ama Bipo'yu ki öldüremiyorlar ki. O ne? Oha. Çok fazla kalkan verdi. Gargoyle değil mi o? Aynen. Oha. Ve burada maç bitiyor. Arkadaşlar böylelikle G2'nun dominasyonuna bir dur, ikinci kez dur diyor. Bir Türk olan takım. İlkinde de Burak'ın Blade yapmıştı. İkincisinde de Niski yapıyor bunu. G2'nun Türklerden korkacağı var. Bunu da burada anlamış oluyoruz. Bir Armut kaldı. Armut sende sıra. Sen de G2'ye karşı kazanman lazım reis. Yoksa olmaz böyle. Bu analiz de böyle arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sizleri seviyorum. Bu arada yarın pazartesi günü sabah 10'da Twitch'te yayındayım. Yayın linkimi de aşağıda bir yerde bulursunuz. Yayında aboneler arasından çekilişle, Twitch'teki aboneler arasından çekilişle analiz yapacağım ve o analizi de YouTube'a atacağım. Haberiniz olsun. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.